Fanzinik YouTube kanalından herkese merhabalar değerli izleyenler. Fanzinin yepyeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bizlerden haberdar olmak istiyorsanız şuralardan bir yerlerden kanala abone olabilirsiniz. Hazırsak sosyal medyaya damga vurmuş paylaşımlarla başlayalım. Paris Saint Germain'in 21 yaşındaki genç yıldızı Mbappe karantinada ailesiyle işte böyle eğlendi. Fenerbahçeli oyuncu Isla sırf eşi ve kızı karantinada diye gönüllü olarak karantinaya girmek istemişti. Çift karantinadan çıktı ama o dönemde öyle bir paylaşım yaptılar ki sosyal medya yıkıldı. Şöyle tamamlamışlar süreci. Bu arada erkekler Isla gibi olun. Fedakarlıkta Isla gibi olun diyelim ve sıradaki paylaşıma geçelim. Oynadığı dönemde Fenerbahçeli taraftarların gönlünde taht kurmuş bir isim. Apia arkadaşlar adeta yıllara meydan oldu. Hareketi bir kez denemiştim ve o denemeyle kaldı. Yaşına göre çok iyi. Biraz da Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kurmuş bir isimden bahsedelim. Melo ve eşinin karantina antrenmanı geliyor ekranlara. Futbolcular falan paylaşıyor ama bunlar zor işler arkadaşlar. Lütfen bunları evde mümkün olduğunca denemeyiniz. Teşekkürler. Fenerbahçe'nin eski yengelerinden Rose Bedroom işte yazı böyle getirdi. Küçük kızları kesinlikle ve kesinlikle babasına benziyor. Lütfen bunu inkar etmeyelim. Bence annesiyle hiç alakası yok. Real Madrid'in Kolombiyalı futbolcusu James Rodriguez görünen o ki seyahat etmeyi bayağı özlemiş. İzliyoruz. Ya karantina gerçekten herkese yaratıcı bir şeyler yapmayı öğretiyor. Nereden aklına geldi? Ama gerçi TikTok bunlar tabii kurgulanıyor falan ama yine de çok başarılı ya gerçekten. Tuvalet kağıdı sektirme gibi bu da yeni bir akım olacak demiştim. Gerçekten de öyle oldu çünkü kendisinden sonra bunu çok fazla yapan futbolcu oldu. Ama ilk başta o başlattı. Bence en başarılısı da onun paylaşımı. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır televizyonu kale yaparsa sizce ne olur? Görelim.
paylaşımla sonlandırıyorum. Bir anneannenin paylaşımı. Öyle güzel yetenekleri var ki yaşına başına hiç aldanmayın, izleyin. Bravo. Ben utandım. Değerli izleyenler, bu haftalık fanzinin sonuna geldik. İçeriği beğendiyseniz beğenmeyi ve bizlerden haberdar olmak istiyorsanız da şuralardan bir yerlerden de kanala abone olmayı unutmayınız. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.